Biz de diyoruz ki Kars kararını vermiş. Bahçesi var, balı var, hayvanı var, var, var. Milletinin yanında ben ayak seviyorum. Tamam mı? Fırsatı bulunamadı. Kars hayvancılığın, Kars iyi eğitimin, Kars herkese karşı dostça, kardeşçe bakmanın yeridir. Kars eğitim seviyesi en yüksek yerlerimizden, şehirlerimizden birisidir. Kars tarihiyle barışık bir şehirdir ve Kars her şeye layık bir şehrimizdir. İnsanıyla, potansiyeliyle, tabiatıyla ve o tarihiyle. Ama gelin bakalım Kars'ta durum neymiş? İşsizlik birinci sırada. Yatırım sıfır. Genç işsizliği almış başını gitmiş. İyi eğitimli üniversite mezunu gençlerimiz işsiz. İyi eğitimli lise mezunu gençlerimiz işsiz. Ve Kars'a yatırım sıfır, sıfır, sıfır. Hayvancılık geriye gitmiş. Süt ve hayvan ürünleri sanayinin merkezi burası olması gerekirken 3-5 kişinin gayretiyle
peynirin ve meşhur Fars kraliyenin üretildiği ama o da yeteri kadar üretilmediği bir şehrimiz hale dönmüş. Şimdi bu seçime giderken bir ekonomik hesap yapmak durumundayız. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar bütün özelleştirmelerden elde edilen para. Hepinizin cebinden 16 yılda 2 trilyon dolar para çıktı ve yuvarlarsak 2,5 trilyon dolar kasaya girmiş oldu. Peki işsizlik azaldı mı? Hayır. %11'e çıktı. Kars'a fabrika yapıldı mı? Kars'ın hayvancılığı ileri gitti mi? Kars'ta, Kars'taki üniversite mezunu, lise mezunu gençler iş bulabilecekleri istihdam sahaları açıldı mı? Hayır. Ve Kars'ın ekonomisi büyüdü mü? Hayır. Ve sonuç itibariyle bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Söyleyeyim size. Yandaş müteahhitin cebine gitti. Yandaş müteahhite havaalanı yaptırdılar, müşteri garantisi. Yandaş müteahhite şehir hastanesi yaptılar, müşteri garantisi verdiler. Köprü yaptırdılar, tüp geçit yaptırdılar, hepsini yandaş müteahhite yaptırdılar. Siz borçlusunuz, devlet borçlu, 2,5 trilyon dolar nereye gitti belli değil. Şimdi, hem de aram sıktım olsun. Şimdi biz yağmur yağacak diye hızlı hızlı anlatıyorum. Sizi yormayayım diye. Şimdi ben bu partiyi kurarken ekonomik kurmarlarını topladım, bir soru sordum. Perişan edilmiş bu ülkenin ekonomisini kalkındırabilir miyiz diye. Onlar gidip çalıştı geldiler. Dediler ki bırak kalkındırmayı koşturabiliriz. İnsan unsuru, eğitilmiş gençlerimiz, Türkiye'nin potansiyeli, kaynakları müthiş. Sadece aşırı israf var, aşırı yolsuzluk var ve aşırı rüşvet var. Bunun önünü kestiğimiz zaman bu ülke kalkınır. Peki dedik, yola çıktık. Şimdi ben gençlere bu devletin iş vermesinin devletin görevi olduğuna inananlardanım. O nedenle gençlerimize iş ve istihdam yaratmak zorundayız ve iş ve istihdam yaratıncaya kadar da gençlerimizi, lise mezunu, üniversite mezunu, iş bulamamış çocuklarımıza ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim dedim. Emekli zor durumda, yılda iki kere iki bayramda 1500 lira iyi bayramlar ikramiyesi vereceğim dedim. Bunun üzerine enteresan bir iş oldu. Biner lira iki bayram için hayata geçirmeye kalkıştılar. Alışık olmadıkları için kimine 500, kimine 750, kimine hiç yapmadı. Böyle bir durum oluştu. Ondan sonra ilaç ve muayene katkı paylarını kaldıracağız dedik. Efendim, asgari ücreti vergiden muaf kılacağız dedik. Elektrik parasını özellikle çiftçilerle ilgili olarak faizden sileceğiz dedik. Bu tür projelerimiz var. Bana şimdi şunu sordu herkes, kaynak nerede? Kaynakları anlatmaya başlayınca tık diye kalındı. Birinci kaynağı söylüyorum gençler. Şimdi lüks arabalara biniyor devlet bürokrasisi, daha bakanlar, damatlar, eşler vesaire. Lüks arabanın kirası 25 ile 28 bin lira aylık. Dolayısıyla 8 milyar Türk lirası tutuyor bütün bu araç kiralarının parası. Bütçemizin %1'i. Şimdi ben seçilir seçilmez diyeceğim ki onlara, inin bakayım arabalardan, inin arabalardan, inin. Ve 8 milyar Türk lirası cepte. TRT'yi satacağım. TRT'nin yıllık 2,5 milyar Türk lirası
sizin cebinizden giden bir masrafı var. Bir sürü ahma zengin ediyorlar. Arkasından bir de onun satışından elde eden para bunu da koyun. Şimdi bizim Sayın Erdoğan gitti Suriye'nin iç işlerine karıştı. Suriye'den 4 milyon bizim göçmenimiz oldu, mültecimiz oldu. Seçilir seçilmez işte başladı mübarek. Evet. Bir tarafıyla bereket ve Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye'nin ilişkileri düzelteceğim. Mültecilerimizi sağ salim esenlikli bir şekilde memleketlerine göndereceğim. 150 milyar Türk lirası oraya harcanmış. Onu da koyun cebinize. Şimdi kaynak çok. Bakın her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım. Gençler iş bulsun diye. Tarım çökmüş durumda. Hayvancılık çökmüş durumda. Ve Kars'ı inşallah hayvancılık ve süt ürünlerinin sanayi merkezi yapacağız. Ve buradan bütün komşularınız ve Orta Doğu dahil üretilmiş mamur satacağız. İnşallah. Türkiye üreten bir ülke haline dönmeden, tarım ayağı kaldırmadan, Serhat şehrinin insanları hassastır. Türk dünyada bundan sonra iki savaş çıkabilir. Biri su savaşı, biri gıda savaşı. Türkiye 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Bu 9 milyon dolarlık tarım ürününün içinde sarımsaktan tutun soğana, soğandan tutun mercimeğe, mercimekten tutun nohuta, buğdaya kadar her şey var. 9 milyar dolar tarım ürününü ithal ettiğiniz zaman 1 milyon kişi tarımdan çıkmış demektir. 1 milyon işsiziniz var demektir. 2010 yılına kadar tarım üretimi gayri safi milli hasılanın içinde 85 milyar dolarken 18 milyar dolar azalmıştır. Ve bununla da en az 1.6 milyon insanımız işsizdir. İnsanlar çalışa çalışa batıyor. Size söz veriyorum, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Allah'ın izniyle tarımı 5 yılda kendine yeter bir ülke haline getireceğiz. Ve mazotu, yemi, elektriği, ilacı dünya nasıl yapıyorsa biz de o noktada çiftçimize, tarımla uğraşanlarımıza o noktaya getireceğiz. Bir örnek vereyim. Koskoca Amerikan çiftçisi son dolar durumuna baktım 2.2 Türk lirasına mazot kullanıyor. Siz kaça kullanıyorsunuz? 6 liraya. Ucuz ürün olabilir mi? Elbette olmaz. 1 lira. Tabii mazot 6, bak ne söyleyeyim, mazot 6, süt 1 lira. Dolayısıyla Kars'ı fakirliğe, yoksulluğa mahkum eden bu zihniyeti 24'ünde inşallah evine göndereceğiz. Kars'ta da en çok ses kadınlarda çıkıyor. Evet. Allah razı olsun kız kardeşlerimden. Allah onlardan bin kere razı olsun. Kadınlar yola düştü mü? Ben size söyleyeyim. Vaziyet aldığı zaman bir meselede sonucun ne olduğunu İstiklal Savaşı gösterdi zaten. Allah razı olsun. Evet. Bu ülkeyi kalkındıracağız. Bu ülkeyi üreten, tarımda üreten, sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine, işsizine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış bir Türkiye halinde inşallah koşturacağız. Allah izin verirse bu ülke koşacak inşallah. Evet, bizi fazla ıslatmadan. Şimdi benim iki şapkam var. Birincisi
İYİ Parti Genel Başkanı Şapkan, milletvekili adaylarımız da o istiyorum. Onları davet ediyorum şu anda. İkincisi Cumhurbaşkanı adayı Şapkan ve kendim için de o istiyorum. Evet. Milletvekili adaylarımıza sizden o istiyorum. Hepsi burada ikamet ediyor. Sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz. Ben de kendimi size emanet ediyorum. Ve Allah sizi utandırmasın. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Başaracağız. Başaracağız.